Bulut tarım projemizin son hali. Sistemimizde 70'lik ve 1 metre uzunluğunda 3 boru kullandık ve 4 adet de dirsek var. 3'e 5'lik 5 adet tahta kullandık iskelesi için, bit durması için ayakta. Ve bir adet de akvaryum su motorumuz var. Bu su motoru suyu 1 metre 20 santime kadar çıkarabiliyor. Sistem elektrik ile çalışıyor. Su motoru sol üst tarafa hortumla su pompalayarak suyun en aşağı kadar inmesini sağlıyor. Su en aşağı indikten sonra burada yeniden kovaya dökülüyor. Kovadan yeniden motor aracılığıyla buradaki boruya dönüyor. Buradaki borudan da su bu şekilde buraya geliyor. Sistemimizde bakla var. Bunlar bakla. Karalahana var. Yeşil marullar var. Turp var. Ve maydanoz var. İlk başta bunları ektiğimde topraktan sökerken çoğu sararmıştı. Şu an iyice yeşillendiler. Ve ortaları bayağı da sertleşti. Şu mesela şu maydanozlar bayağı dikleştiler ilk başta. Hepsi yere yatıktı. Bunlar hala biraz daha yatıklar. Marullar da ne kadar solmuş görünseler de ortaları hala yeşil ve çok sert. Turplar da çok yeşerdi. Bunun dışında sistemde bardakların içerisinde perlit var. Perlit raporda bahsetmiştik, suyla reaksiyona girmiyor ve çözülmüyor. Eğer suyla reaksiyona giren bir şey olsaydı borulardan akar, ana tankta sürekli su toplanırdı. Ve ben internetten sipariş ettiğim perlitler ince çıktı. Bu ince perlitler bardakların altındaki deliklerden aşağı düşmesin diye ben altlarını soğan çuvallarından kesip koydum. Onlar da burada görünüyor, şu kırmızı şeyler. Bunun dışında bitkilerin kökünü göstereyim. Şunun kökünü göstereyim. Bu şekilde kökleriyle sistemin içerisinden su alıyorlar. Sistemde görünüyor mudur bilmiyorum. Bu delik kırık buralardan içeri su akıyor. Buraları da ben kendim kırdım. Keşke bir sucuda kestirseydim. Kesiyorlarmış. Ben bilmiyordum. Ben kendim kırdım işaretleyip. Şu sol üst tarafında borunun tıpa var. Buradan su akmıyor. Orada suyu tutuyor. Bu tarafta ise su ana tanka aksın diye 1,5 litrelik şişelerin ucunu kullandık. Ve buradan su sızıntısı olmasın diye de içerisinde bali sürdük. Ama bali ilk başta sızıntı yapıyordu. Şu an pek yapmıyor. Keşke bali yerine de silikon kullansaydık. Onun dışında sistemi düz yaptığınızda içerisinde su akışı tam olmuyor. Hani biraz su beklemesi lazım içerisinde. Bunun için şu sol alt tarafa bir kağıt sıkıştırdım. Biraz yükselttim. Ve sistemin içerisinde suyun şu boruların içerisinde suyun şöyle şu seviyelerde biraz beklemesi lazım. Mesela şurada bu en alt boruda bu bekleme işini şişe sağlıyor gördüğünüz gibi. Şuraya kadar su bekliyor ve ondan sonra akıyor. Üst borularda da beklemesi için şu biraz yükselttim, onun faydası var. Ve biraz da şuralara bez kattım. Ya da bez yerine de plastik falan da yapıştırılabilir silikonla. Aynı şekilde şurada da var. Bu şekilde sular şöyle şu seviyelerde biraz bekliyor. Ondan sonra akıyor. Bunun sebebi de mesela motoru çeksek belli bir su aktıktan sonra sistemin içerisinde yine de su kalıyor. Ve bitkiler oradan yine de su alabiliyorlar. Sistem bu kadar.